Merhaba, Cumhurbaşkanı diyor ki en az 3 çocuk yapın. 85 milyon İyi az. Benim kocam yok, nasıl yapabilirim? Yani. Onun için her şey kolay. Ekonomi onun elinde olduğu için kendi çocukları, torunları, herkes saraylarda yaşıyor. Şeyde, lüks içerisinde. Bu ülkede daha çocuk istismarları sürerken, kadın cinayetleri sürerken, insanlar elektriksiz, işsiz bırakılırken. Böyle geldik, böyle devam ederiz. Bu cahil toplum olduğu sürece. Hiçbir şey düzelmez asla. İnanın sonuçlara kendi bile şaşırmıştı yani. Ben bu kadar kazık atıyorum, bu kadar ekonomiyi bombok yaptım. Hala insanlar benim peşimden koşuyor. Yani kendi bile şaşırıyor yani. Niye yalan söylüyor? Ya bunlarda utanacak yüz yok bir kere. Utanacak yüz olmuş olsa milletin içine çıkmazdı. Atatürk'e karşı çıkan insanları sevmeyen insanlar bugün miting yapıyor. Neyi mitingini yapıyor? Filistinler için. Niye Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamıyorsunuz? Size batıyor mu? Bunlarda din iman kitap yok. Eğer bunlarda din iman kitap varsa ben o din iman kitabı kabul etmiyorum. O benim dinim de değil, kitabım da değil. Paramıza pulumuza kendimiz yine idare ederiz. Özgürlüğümüzü bize versinler. Başka bir şey istemiyoruz. Merhaba, Cumhurbaşkanı diyor ki en az 3 çocuk yapın. 85 milyon az. Benim kocam yok. Nasıl yapabilirim? Yani. Genel olarak ama yani. Çok mantıklı düşünüyor yani. Ama Cumhurbaşkanı olan halkına bakabiliyor mu? Sürekli dışarıdan mülteci alıyor. Bence önce o kendi halkının şu an şeyini gidersin, ihtiyaçlarını. Sonra geriden yani kimsenin o kadar çok şeyle karışmasın bence. Sen bakanı da içini döktün. Çok ama mantıklı öyle düşünüyor Cumhurbaşkanı. Doğru söylüyor. 3 çocuk olmalı, ülkede asker kalmadı. Evet. Şehit gide gide. Türk askeri lazım bize yani. Bilmiyorum, askerimiz yok. Ama 3 çocuğa bakabilecek miyiz? Bakarız inşallah ya. Herkes çalışıyor karı koca. Ne olacak ki? 1400 lira maaş var. Valla şimdi sıkıntılara bakılmaz. Önceden acımızdan ölüyorduk. Ekmek bulamıyorduk. Şimdi sıkıntıda. Şimdi buluyoruz Allah'a şükür. Abi görüşürüz. Size kolay gelsin. Ben öyle bir şey değilim kesinlikle. Cumhurbaşkanı önce kendi şeyini doyursun ondan sonra. Onun için her şey kolay. Ekonomi onun elinde olduğu için kendi çocukları, torunları, herkes saraylarda yaşıyor. Şeyde, lüks içerisinde. O şekilde iyi günler. En az 3 çocuk yapın diyor. Ne güzel işte. Çok güzel. Rafta yemek ister misiniz? Cumhurbaşkanı en az 3 çocuk yapın diyor bana. Çok biliyor. Çok biliyor, çok biliyor. Allah cezasını versin dedi. Allah Cumhurbaşkanı başı bana seslenmesin. Fontene yapsınlar ise. Çocuk yapın dedi tekrar da. 85 milyon az, nüfusumuzun çoğalması lazım. Kelimelerin bittiği yer diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Baktığımız kadar çocuk yapacağız. Cumhurbaşkanı herkesi sarayda sanıyor. Cumhurbaşkanı herkesi sarayda sanıyor. Parayı veriyor mu parayı? Kayıp yapsın o da. O boş konuşmuş abi. Çocuk yapın dedi. Yapalım da kim baksın onlara bu aylıkla. O zaman kendisi yapsın. Ekonomi Bakanı da Gabar'dan çıkan petrol sayesinde 2024'te ekonomi nefes alacak diyor. Niye almadık çıktı? Niye almadık? Petrolümüz de çıktı, doğalgazımız da çıktı, her şeyimiz çıktı. Niye almadık? Bir sene verdi bize bedava doğalgaz. Ama ötekiler ne oldu? 50 milyon 3 tane domates. Buyurun yiyin, geçinin. Cumhurbaşkanı 3 çocuk yapın, 85 milyon az çoğalmamız lazım dedi. Hangi parayla? Şu anki Türkiye'nin ekonomik istikrarsızlığında, bu kadar bozuklukta tek çocuk bile okutulamazken çocuk yapalım tamam da neyle? Bir öneri varsa... Düzelteceğiz. 2024'te Gabar'dan çıkan petrol sayesinde ekonomi rahatlayacak diyor Ekonomi Bakanı. Hiçbir şeye inanmıyorum. Hiçbir şeye inanmıyorum. Bu ülkede daha çocuk istismarları sürerken, kadın cinayetleri sürerken, insanlar elektriksiz, işsiz bırakılırken, emekli maaşları daha 7 bin lira civarında gezerken, ne bileyim ben asgari ücretle 11-12 bin lirayla taban teperken nasıl neler düzelecek? Önce eğitim yükselecek, sonra ekonomik seviye yükselecek ki ondan sonra tabii ki herkes ister 3-5 tane çocuk. Niye kimse zürriyetini çoğaltmasın? Ama şu anki şartlar müsait değil. Yani iyi bir çocuk yetiştirmek istiyorsak eğitimden geçmesi lazım. Eğitiminde okullardan, televizyondan duyuyoruz. Yani benimkiler üniversiteyi bitirdi çok şükür. Vakti zamanında bitirtmişiz. Şimdi olsaydı şu an ben çocuklarımı okutamazdım. Tek başıma büyüttüm çünkü. İki evlat okuttum. Allah'a şükürler olsun. Ama şu anki şartlarda olsaydı ilkokula bile herhalde artık devlet şey gücüyle yani konu komşu yardımıyla yollardık. Gerçek bu. Yani benim gerçeğim bu. 3 çocuk yapın. 85 milyon az çoğalmamız lazım. Yok ya ben almayayım. Yapmayayım. Bu ülkeye bence lazım değil. Böyle geldik böyle devam ederiz. Bu cahil toplum olduğu sürece... Hiçbir şey düzelmez asla. Emin olun buna yani. 3 çocuk falan onlar hikaye.
En az 3 çocuk yapın diye vatandaşa seslendi. 85 milyon az çoğalmamız lazım diyor. Ne kadar ödeme yapacakmış? Bir çocuğu anca idare ediyorum. Kiram yok, iyi bir gelirim var. Devlet okulunda ancak okutabiliyorum. Devlet okulunda okumasına rağmen LGS senemiz olduğu için bu yıllık maliyeti 100 bin lira. Devlet okuluna gidiyor. Sadece dershane ve özel ders 100 bin. Nasıl 3 çocuk yapacaklarmış? Önce yaşayabileceğimiz özgürlükçü ortamı bize versinler. Paramıza pulumuza kendimiz yine idare ederiz. Özgürlüğümüzü bize versinler. Başka bir şey istemiyoruz. Para var mı abi? Para da olsa çocuk yapılmaz da. Çocuğa bakmak öyle kolay mı yani? Mesela 5 milyon nüfus az dedi. Çoğalmamız lazım. Kendi çoğalması. Abi zaten hacimizden ölüyoruz ya. Ne azı ya. Azalsın biraz daha rahat edelim abi. Bir çocuk yeter herkese. 5 milyon az çoğalması da lazım dedi. Ekonomi de düzelecek umarım. Düzelirse 3 çocuklu 5 çocuklu yapar insanlar. Vatandaş 3 çocuk yaptın 85 milyon az dedi. Evet ancak öyle konuşuyor. Aç tokun halinden tok açın halinden anlamazmış. Vallahi bu günler daha iyi günlerimiz. Daha da arayacağız yani. Kabile devleti olduk. Belli bir zümre cenneti yaşıyor. 80 milyonun 10 milyonu cennette yaşıyor. 70 milyonu cehennemi yaşıyor. Bu böyle gitmez yani. Bir yerde sosyal patlama olacaktır yarın. Bizden başka kimse düzeltemez diyorlardı ekonomiyi seçimden önce. Vallahi tersten düzeltirler ancak. Dolar olmuş 28 lira, altının gramı 2000 liraya vurmuş. Bu tablo nasıl değişecek yani? Değişmesi mümkün değil. En acısı da bu seçimlerde yaklaşık 25 milyon oy aldı yani 27 milyon. Geriye kalan 30 milyon insan hala bu iktidarın bu olayı düzelteceğini zannediyor. İnanın sonuçlara kendi bile şaşırmıştı yani. Ben bu kadar kazık atıyorum, bu kadar ekonomiyi bombok yaptım. Hala insanlar benim peşimden koşuyor. Yani kendi bile şaşırıyor yani. Teşekkür ederim. Ekonomi Bakanı da diyor ki abi 2024'te gabardan çıkan petrol sayesinde ekonomi bir rahatlayacak. Valla her seçim öncesi bir doğalgaz buluyorlar. Gaz buluyorlar ama ancak gazmanı buluyorlar yani. Bak. Her seçim öncesi gazman piyasaya çıkıyor. Millet bunları yiyemiyor. Domatesin kilosu olmuş 45 lira. Salatalık olmuş 30 lira. 7500 lira emekli maaşıyla bu insanlarla ben annemlerde kalıyorum. 7500 daha 15 gün sürmeden bitiyor yani. Yani bu böyle gitmez yani sosyal. Ama ben bu insanlara da hayret ediyorum. Yani hala nasıl güvenebiliyorlar onu aklım ermiyor yani. Yıllar önce Aziz Nesin'in sözü vardı. %60'ı aptal demişti. Doğru teşhis yapmış yani. Ya aslına bakarsan insanlar oyunu kime verip vermemesi önemli değil. Kurunun yanında yaş olarak yanmaktan bıkıldım, sıkıldık yani. Artık yeter, kurtulalım yani. Cumhurbaşkanı çok doğru söylemiş. Bir kere kendi içindeki aç karınları doyursun. Ondan sonra 3 çocuk, 4 çocuk yapacağım ben karar vermeli. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir kere dürüst bir şey yok ki. Şimdi de şeyleri getiriyor. Bu savaştaki İsrail'le Filistin. Onlar savaşıyor. 2024'te düzelteceğiz diyor. Neyi düzelt? Ekonomi Bakanı diyor abi. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Neyi rahatlıyor? Gabar dağlarında petrol buldular. O dağların tepelerinde, düzlüklerinde petrol bulduysa niye her gün mazota zam geliyor? Niye yalan söylüyor? Ya bunlarda utanacak yüz yok bir kere. Utanacak yüz olmuş olsa milletin içine çıkmaz. Bakanları hepsi. Bir tane Nebati getirdi, memleketin anasını ağlattırdılar. Diyordu ki uyuyunuz. Milleti uyuta bu duruma getirdiler. Yani bunlarda utanacak yüz yok. Eğer utanacak yüz olmuş olsa milletin içinde gezemez. Kimse düzeltemez diyorlardı abi. Neyi düzeltemez? Etemez. Ya doğru söylüyor. Böyle insanlar oldu müddetçe Atatürk'e karşı çıkan insanları sevmeyen insanlar bugün miting yapıyor. Neyi mitingini yapıyor? Filistinler için. Niye Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamışsınız? Size batıyor mu? Eğer batan bir ok varsa söyleyiniz. De ki şu ok bana batıyor. Şimdi de Cumhurbaşkanı çok bir iyi güzel bir şey söylüyor. Dindar ve kindar nesil yetiştireceğim. Üniversite talebelerini görüyorsun. Atatürk posterlerini yakıyorlar. Bunlarda din, iman, kitap yok. Eğer bunlarda din, iman, kitap varsa ben o din, iman, kitabı kabul etmiyorum. O benim dinim de değil, kitabım da değil. Bunlar böyle bir toplumdur. Cumhuriyet kurulmuş ya. 1920'lerde Atatürk kurmuş. Bu insanlara armağan etmiş. Bilseydi böyle şerefsiz çıkacaklarını belki de kurmazdı. Bunlar gibi kansız olan insanları. Diyeceğim bu kadar. Çocuk yapın diye vatandaşlara seslendi. 85 milyon az çoğalmamız lazım dedi. Bu ekonomik kaygıların olduğu dönemde çoğalabilmek bilmiyorum cesaret ister gibi geliyor bana. Bekleyip görmek lazım. Bir şeyler gelmeden çocuk yapmak biraz cesaret. En az 3 çocuk yapın dedi tekrar. Ya aga büyük dert o da anlatırız da büyük dert. Aşmayalım o da. Değerlendiriyoruz. Vallahi bu devirde 3 çocuk yapmak mantıksız.
Çünkü geçinmek gerçekten çok zor. Çocukların geleceğini sağlayamadıktan sonra çocuk yapmanın da bir mantığı yok. Yani bize laf değil, icraat lazım. Gerçeği görmek için, önümüzü görmek için bize icraat lazım. Yani görmek istiyoruz, duymak değil artık. Laf bir yere kadar ama biz görmek istiyoruz. Vallahi kim yapıyorsa hiç yapmasın, bir tane yapsın yeter. Abi Cumhurbaşkanı dedi ki en az 3 çocuk yapın. 85 milyona az çoğalmamız lazım dedi. Nasıl değerlendiriyorsun? Yanlış buluyorum. Neden abi? Ekonomik durumlar ortada. Çocuğun maliyeti ortada. Ona eğitim, sağlık ücretli. Bu durumda 3 çocuk şeyi sıkıntı çıkartır. Hani çocuk şey yaptığın vakit onu eğiteceksin, okutacaksın, sağlık işletmek için. Ama bu durumda sıkıntı olur. Onun için karşıyım. Ekonomi Bakanı da diyor ki 2024'te gabardan çıkan petrol sayesinde ekonomi düzelecek, rahatlayacak, ferahlayacak diyor. 25 senede düzelmeyen bu laf. Ben bunun lafa değil icraata inanıyorum. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Cumhurbaşkanı vatandaşa seslendi. En az 3 çocuk yapın. 85 milyon az. Tayyip 5 tane daha yapsın ondan sonra yapılır. Ya abi boşunlar. İyi de Tayyip de ki 5 tane daha yapsın. Tayyip yapsın ama. Olur yapalım. Parasını da versin. Yapalım yani. Bu ekonomik durumunda nasıl olacak bilmiyorum. 7500 lira maaşla 3 çocuk, 2 kişi... Ev kira, elektrik, su. Yandı Türkiye, yandı. Ekonomi Bakanı da diyor ki gabardan çıkan petrol sayesinde 2024'te ekonomi düzelmeye başlayacak. Ferahlayacak vatandaş. Tabii 2024 yılına kadar yani yarı Türkiye ölür herhalde. Kalmaz gibime geliyor. Öyle değil mi? Yarısı gider Türkiye'nin. Ekonomi bu ekonomiyle yani gülünecek şey Türkiye batmış ya. Batmış yani içinde biz de bataklığın içinde batıyoruz, çırpınıyoruz işte. Kolay gelsin. Sağ olun.